Evet sevgili arkadaşlar sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de bir hareketlilik var ve Fenerbahçe'de resmiyet an meselesi. Yeni sezonun teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw için son Almanya seferi başlıyor. Trabzonspor maçı sonrası Sarı Lacivertlerin ünlü çalıştırıcıyla işi resmiyete bağlaması bekleniliyor. Yani an meselesi olan löv. Çünkü artık iş nihayete kavuşuyor. Daha önce Vitor Pereira görevdeyken teknik direktör çalışmaları aslında başlamıştı. Ancak önemli teknik adam adayları devreye devre arasında daha doğrusu gelmeyi kabul etmedi. Sıcak bakmadı. Ki bu isimlerden de herhalde taraftarın %80'inin %90'ının onayını alan alması muhtemel isim Löv'dü. Ve Löv'de anlaşma sağlandığı şeklinde Milliyet'ten Senat okun haberine göre Alman çalıştıcıda yeni sezon için görüşmeler uzun süredir devam ediyor ve birçok görüşmenin ardından Löv'le birçok konuda anlaşma sağlandı. Gelecek hafta yani 6 Mart'taki Trabzonspor maçının sonrası gelecek hafta diye kastetti arkadaşlar hocam sen bize iki haftalık haberi mi okuyorsun. Yok iki haftalık haberi okumuyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. İki haftadır bu haber konuşuluyor. <laughs> Kusura bakmayın bu haber detaylandırılıyor ama Ali Koç'un artık Almanya'ya gideceği ve yüz yüze görüşmeye gerçekleştireceği öğrenildi diyor. Fenerbahçe maçlarını izlediği de biliniyor demiş Löw'ün. Artık sadece resmi mukabele süreci sürüyor. 62 yaşındaki deneyimli teknik adam sadece üst yapı değil alt yapıyla ilgili yetkili olacağı da ifade edildi. Bu sayede Fenerbahçe'de oyun kültürü oluşması hedefleniyor. İsmail Kartal'ın da Löv'ün ekibinde yer alacağı dile getiriyor. Zaten akıl mantık süzgecinden geçirince eğer Löv geliyorsa İsmail Kartal olmazsa olmazdır. ve yani Mantık olarak. Hani Löv'ü getiriyorum ben İsmail Kartal olmuyor demek saçmalık olur. Çünkü takımı da çok iyi biliyor, Türkiye'yi de çok iyi biliyor. O açıdan bence iyi olabilir. 98-99'da Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı. Löw'ün kendi ekibiyle A takımda yeni bir yapı kuracağı da aktarıldı. Mart ayında Löw için resmi bir açıklama bekleniliyor demiş arkadaşlar. Şimdi bu arada İsmail Kartal seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım. Sezon sonu buraya transferler olacak diyor. İshak Bural için A takım için transfer edildi. Alt yaş kategorilerinde maça çıkacak diyor kısaca. Yani tüm transfer sürecinden haberim var. Buranın oyuncusu olacak. İshak Başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İshak ama alt yaşta oynayacak. Buradaki ortama alışması, adapte olması gerekiyor demiş. Gelişimine katkı sağlayacağız. Fenerbahçe'de tüm imkanlar üst düzeyde. Taktik açıdan da burada olması daha büyük önem arz ediyor. İyi bir gelecek. Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir. İnşallah biz de kendisine yardımcı oluruz. Bizim görevimiz bu diyor. Mesut Özil ile ilgili Mesut bu takımın en önemli oyuncularından bir dünya yıldızı. Ondan en yüksek verimi almakla görevliyim. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez? Adaletli olma zorunluluğum var. Forma adaletine inanıyorum demiş. Mesut bu takımın kaptanı. Bakın Mesut Özil bu takımın kaptanı. Sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Bu konuda en iyi sonucu alacağız. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. İyi Mesut her zaman burada oynar. Ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum diyor arkadaşlar. Şimdi ben yönetime bir şey diyemem. Elbette olabilir. Yani hiçbir şey diyemem yönetime. Bu tip e, düşünce yapıları normal olabilir. Ama yönetime kızdığım nokta şu. Vitor Pereira'yı getiriyorsan arkasında duracaksın. Eğer arkasında durmuyorsan kimi getirirsen getir. Hiçbir sonuç olmayacak. Mesela Hidama Şamorita. Morita'yı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? maşa Morita'yı. Morita transferi gerçekleşti. Bir kulüp Morita'yı aldı. Tahmin edin hangi kulüp. Hollanda 3. Ligi kulübü değil mi? Sporting Lisbon. Ve Sporting Lisbon Morita transferini bitirdi. 5 yıllık anlaşma. 2,5 milyon euro bon servis. Artı 2,5 milyon euro bonus. Ve sonraki satıştan ödeme şeklinde bir anlaşmaya vardı iddia ediliyor. Minimum serbest kalma bedeli 45 milyon euro. Maaş 300 bin euro. Ya bu adamı ben size bir şey söyleyeyim. Uçak biletine kadar alındıydı biliyor musunuz? Yani uçak biletine kadar alındıydı. Hidemaşa Morita'nın uçak biletine. Hani biz bugün Crespo'ya ya Yarabbi şükür ne güzel topçumuz var diyoruz ya. Bu onun ee, daha üst sürümüydü. Biz buna ya şükür dediğimiz Crespo'dan. Hani uçak biletine kadar alındıydı. Hani bu transfer gerçekleşmez. Mesela Fenerbahçe'ye yar olmadım. Yani görüyorsunuz kime yar Ben buna kızıyorum işte. Kızdığım nokta bu. Yarın bir gün Löv gelir. Löv'ün istediği futbolcular yerine Abidik Gubidik Ahmet firmasının, Mehmet firmasının futbolcuları alınırsa Löv de hüsran olur. Bakın Fenerbahçe'ye ilgili çok güzel bir haber gördüm. Balotelli haberi. Balotelli transferinde rakip Galatasaray haberi. Bakın bu haber beni memnun etti. Bu haber müjde gibi bir haber. Yani Balotelli benim gözümde bir süperstardır. Ne derseniz yine hocam ama şöyle ama böyle ama şöyle. Ya amalara kalırsa bu arada videoyu beğenmeye cincin İtalyan basını sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcünü transfer etmek istediği bildirildi. Adana Demirspor'un Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısına gelecek her teklifin reddedileceğini kaydetti. Ve Fenerbahçe Galatasaray Balotelli transferi için kulüplerine baskı yaptıkları ifade edildi. Balotelli Fulham'ın radarında. İngiltere'den Fulham 31 yaşındaki golcü oyuncu ile yakına ilgileniyor. Balotelli sezon sonunda kariyeri ile ilgili bir planlama gerçekleştirecek. Ve uzun zaman sonra milli takıma gitti biliyorsunuz. Arkadaşlar Farkında mısınız bilmiyorum. Piyasada çok fazla futbolcu var ama kaliteli futbolcu sayısı giderek düşüyor. Yani takımlar yıldız bulamıyorlar. Bak şimdi. Mançini ee, Mancini Balotelli ile idmanlarda yakından ilgilenmişti. Harika bir performans sergiledi. 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi var. Ve transfer market verilerine göre 2 milyon 200 bin euro değeri var. Bu sezon 24 resmi maç. 11 gol 5 asist. Bakın Size hep anlatmak istediğim ligin bug'ı. Ligin bug'ını, ligin şifresini çözen futbolcu. Balotelli. Bak 2 milyon 200 bin euro piyasa değeri. 31 yaş. 12 Ağustos 90 doğumlu. Ağustos'ta 32 olacak. Bakın inişte çıkışta grafik 32 milyon euroları gören bir performans ama hızlı zamanları. Şimdi bu bir kumardı. Balotelli bir kumar. Niye kumar? Arkadaş Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Olympique Nice, Marsilya. Hani bu kulüplerin hepsi büyük kulüpler. Bu kulüplerde görev alan bir futbolcu. Piyasa değeri gittikçe düşen bir futbolcu. Hani alan memnun, satan memnun ama alan lanet ediyor. Satan kurtulduk diye şükrediyor. Öyle bir futbolcu. Piyasa değeri düş 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 düş. En son Monza'dan aldılar. Monza kaçıncılıkta? Bu sene birincilikte değil herhalde. De. Neyse. 23 Süper Lig maçı 10 gol 3 asist. 2 Türkiye Kupası maçı 1 gol 2 asist. 1651 dakika süreç. Yani 20 maç bile yok. 1800 dakika 20 maç. 1720 den baz alalım. Hani 1720 dakika oynamış olsa 19 maç. Yani yaklaşık 18 buçuk maç falan oynamış diyelim. 11 gol 5 asist. Şahane. Hocam onun attığı golleri ben de atarım diye biliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Elleri uzaktan şutları var ki kaleciyi çaresiz bırakan. Vallahi haberin doğruluk payı şimdilik yok. Fenerbahçe'nin şimdilik ilgisi yok. Ama bu tip haberlerin yayılmasını ben isterim. Çünkü ya Balotelli bir süperstar. Bak Fenerbahçe'nin alabileceği isimleri. Şimdi ben bir şey daha belirteyim. Samat da Adana Demir'e gitsek o da kendini bulur. Ha? Harbi söylüyorum. O da kendini bulur. Bak şaka yapmıyorum. Samat da Adana Demir'e gitsin kendini bulur. <laughs> Çünkü Adana'nın o sıcağını gören ulan ben buradan bir kurtuluyum. Aman ben iyi bir performans seyredeyim. Nereye geldik? Cehenneme geldik resmen. İyi ki Allah'a inanıyorum falan. <laughs> Yavaşlar. O şalgamını yiyen, ciğerini yiyen, ona Bunlar hep acıyor. Ben acıdan ve sıcaktan kurtulmalıyım der. Bence Fenerbahçe Adana Demirspor'la bir köprü kurmalı. Samat dayı, mamat dayı. <laughs> bir de tabi Adana Demir ister mi? Süperstarlardan biri Balotelli arkadaşlar. Dediğim gibi bu haberin gerçeklik payı yok ama inşallah birlerinin kulağına su kaçar. İkinci süperstar Arda Güler. Ve müjde veriyorum. Fenerbahçe genç futbolcu Arda Güler'le yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı arkadaşlar. Ya e bu sezon biliyorsunuz Süper Lig'de hedeften uzak kaldık ve iç transferde harekete geçtik. Birçok duyumcunun, birçok meşhur duyumcunun verdiği habere göre de Fenerbahçe genç futbolcu geleceğin süperstar adayı aslına bakarsanız bence şimdiden de süperstar o adaylığında hızla ilerliyor. Taraftarımızın nazarı değmesi dışında inşallah bir sorun yok. Ve sözleşmede uzatırsa ki duyumculara göre genç futbolcu sözleşme imzalandı. Bu hafta içinde sözleşmedir imzalanacak. 9 resmi maça çıktı. 17 yaşındaki futbolcu 3 asist diyor. Üçüncüsü asist sayılıyor mu bilmiyorum. Yani 3 asisti yok herhalde ama 9 resmi maç. Yani o e, Beriş anlattığı goldeki asist sayılmıyor da. Ben de sayarım ama aslında ben onu. Yani ben onu asist sayarım. Çünkü o pozisyon hiç olmayacak. Bireysel yetenek oluşturulmuş pozisyon. Yani futbol dilinin futbol, futbol diline, futbol literatürüne göre yok. Peki hocam sözleşme nasıl uzatılacak? Arkadaşlar mevcut sözleşmesi 2023 Haziran'da bitiyor. Yani 18-19 yaşında bitiyor. 3 yıllık sözleşme imzalayabili imzalayabiliyorsunuz. Şu anda 2022 yılında olduğumuz için hani Mayıs ayından geçerli olmak üzere 2025'e kadar sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Yani 18 yaşından düşük olduğu için bilginiz olsun. Bu arada konferans liginde 2 asist, süper ligde 1 asist, 3 asist diyor. Yani normal asist sayılanlar o de sayarsan 4 tane falan yapar herhalde. Gerçi onu saymışlar herhalde ya asist olarak. Bilmiyorum transfer markası saymış. Bir Ferdi asisti var. Bir tane daha var mıydı ya asisti? Bu Ferdi o maçta Ferdi bir gol bir asisti vardı. Neyse. Mühim değil. Mühim olan çocuğun kendine gelmesi. İnşallah e, sıkıntı olmayacak. Melih Bostan konusunda çok soruyorlar bana. Hocam Melih Bostan ne durumda? Melih Bostan da süperstar olma adayı. Melih Bostan'ın iyi tarafı ne biliyor musunuz? Önünde çok güzel bir kötü örnek var. Ömer Faruk Beyaz diye. Başına buyruk dikine hareket ettiği için sonu belli oldu. Şimdi Melih Bostan'ı bilmeyenler için ben kısaca söyleyeyim. 1.67 boyunda Santrafor. Yani boyu çok küçük. 8 Nisan 2004 doğumlu 17 yaşında. Yani 8 Nisan'da 18'e girecek. Ondan sonra yani şu an için ailesi danışmanı. Bir görüşme gerçekleşti. Çok iyi bir görüşme gerçekleşti. İnşallah da bir sıkıntı yaşamayacağız. Şu an o 19'da 14 maça çıkıp 1124 dakikada 12 gole imza atmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir daha takımda izlesek şahane olacak. Sözleşme uzatılırsa son maçlarda izleyebiliriz. Melih Bostan konusunda inceden bir mesajı vereyim. Habere bakın arkadaşlar. Fenerbahçe'den Victor Kleas sözleşme teklifi. Şimdi kanalın müdavimleri bilir ki Mustafa Hoca haybeden bir şey konuşmaz. Mustafa Hoca konuştuktan sonra medyada aynı şeyleri konuşur. Tabi her zaman olmaz ama çok şükür bayağı oluyor. Fenerbahçe Rusya'dan ayrılan yıldız oyuncuyla görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Yalan. Tecrübeli oyuncu teklifi düşünmek için süre istedi. Yalan. Salla Civerdiler 30 yaşındaki yıldıza 3 yıllık sözleşme teklif etti. Yalan. İsveçli yıldız Victor Klaasson'a teklif edilen sözleşmede başarı bonusları da yer alıyor. Külliyen yalan. Fenerbahçe Rus ekibi Krasnodar'da forma giyme sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İsveçli sol açık Viktor Klansson ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu savaş nedeniyle Rusya'dan ayrıldı. Kulübünün sözleşme teklifini ise geri çevirdi. Çellahsız dedi. Ve teklife sıcak bakıyor. Arkadaşlar süre istedi diyor. İstikrarlı disiplinde bakın. Biz bu ismi geçen günlerde konuştuk. Hani alsa alınsa nasıl olur gibisinden bir değerlendirmede bulunduk. Bugün haberini yapmışlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Keşke bizim kanalda kaynak belirse derdi. 3-5 abone gelse. Yani en azından bir şeyler olsa. Hani ahde vefa imandandır bilirsiniz. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. 56 kez İsveç milli takım formasını giymiş. 12 golü var. 30 yaşında. 1.83 boyunda. İstikrarlı ve disiplinde. Bakın arkadaşlar, birçok Fenerbahçe taraftarı bu arkadaş gelir gelmez çöplemeye başlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarının birçoğu çöplemeyi meslek haline getirdi. Ee, ve ben gittikçe tiksinmeye başlıyorum. Ya kim gelse çöp, kim gelse çöp, kim gelse çöp. Şunu bir kafanıza sokun. Dünya piyasasında iyi futbolcular gittikçe azalıyor. Dünya piyasasında ne kadar isimsiz futbolcu varsa yıldızların bunlardan çıkma ihtimali giderek artıyor. Maalesef Size göre Gustavo Yıldız'dı. Crespo ikincilik topcusuydu Bugün aradan aylar geçtikten sonra Crespo Yıldız 8'den 10'dan aşağı satılmasın. Gustavo çöp. Yani yanar dönersiniz. Bunu yapanların çoğu bana ağlayıp zırlamayın. Bunu yapanların çoğu bunu yapıyor arkadaşlar. Bunların sözünü kale almayın. Bunları ciddiye almayın. Klasyon bu sene 20 maçta 3 gol atmış. 2 asist yapmış. Bak kurulacak cümle şu. Ah bunu mu alacağız? Rossi bundan daha iyi. Bir de 9 milyon euro yazmışlar diyecekler. 2017'de İsveç ekibinden Krasnodara geldi 2 milyon euroya geldi. Yeni sezonda bakalım ne olacak diyorlar arkadaşlar. Ben de sizler gibi merak içerisindeyim. Bakalım yeni sezonda neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi dediğim gibi iki süperstar transferi. Bence iki süperstar. Yani birisi Balotelli, birisi Arda Güler. sonu ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. İshak Bural mecburen A takımla idmana çıkıp bir bakılıp mecburen alt kategorilerle maça çıkacak. Bunda bir enteresanlık. Mesut Özil'in ilk 11 oynayacağı duyumları var ama %100 netleştiremedim. Onu da belirteyim. Morita elden kaçan bir isim. Melih Postan için inşallah haberler olumlu ama imzayı bekleyelim. Löv için de her zaman söylediğimi yineliyorum. Resmi imzayı görene kadar kendisine bile inanmayın. Görüşmek üzere.